Kapatalım, çok fazla telif yemeden. Herkese merhabalar, hayırlı günler diliyorum efendim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün neden buluştuk? Birazcık dikkatimizi dağıtan, birazcık bize zor gibi gelen, aslında kavradığımızda, yani nasıl soru çözmemiz gerektiğini anladığımızda çok kolay, tıkır tıkır dörtte dört yapabileceğimiz bir soru çözüm tarzı üzerine yoğunlaşacağız. O ne? Yakın anlam, yani restatement soru çözümü. Şimdi restatement soru çözümünde biliyorum birazcık zorlanıyorsunuz hocalarım. Çünkü İngilizceden İngilizceye bir çeviri söz konusu oluyor ancak. Şimdi restatement soru çözümü yaparken bir şeylere dikkat etmemiz lazım. Nelere dikkat etmemiz lazım? Her hocamızın kendine göre bir soru çözüm tarzı vardır. Ancak benim tavsiyem bazı şeyleri eşleştirmek olacak ve eş anlamlı kelime bilgisi aşırı derecede önemlidir restatement soru çözümü için. Şimdi restatement soru çözümünde öncelikli olarak dikkat etmenizi istediğim nokta bağlaç eşleştirmesi yapmak olsun. Ha bu %100 kesinlikle bütün 4 soruda da bu şekilde geçerlidir diye olmayabilir. 4'te 3 gibi düşünelim. Yani 4'te 3 soruyu bu şekilde çözebiliyoruz. Bazen 4'te 4 soruyu gene bu şekilde çözebiliyoruz. Ancak bazı sorularda soru kalıbında bağlacı verir ama şıklarda bağlaç vermeyebilir. İşte soru kalıbında zıtlık olmasına rağmen zıtlığı aşağıda bir on ile, no ile, not'la geçiştirebilir. Ama istisnalar kaideyi bozmadığı için dikkat etmemiz gereken genel kurallar neler diye bakalım. Hocam tam da offline videolarınızı dinliyordum bu konuyla ilgili. Süper yapmış hocam. Şimdi bağlaç, öncelikle bağlaç tekrar. Bağlaç eşleştirmesi yapıyoruz. Şimdi bağlaç eşleştirmesi yaparken soru kalıbı ve şıklar olarak ayırdık diyelim. Şimdi soru kalıbında eğer ki bir zıtlık bağlacı görüyorsak, her türlü zıtlık olabilir. Bütün zıtlıkları kategorize edeceğiz. Yani İken zıtlık olabilir, olduğu rağmen zıtlık olabilir, sede zıtlık olabilir, aksine zıtlık olabilir. Bu zıtlıklar bütün hepsi için geçerli. Bir soru kalıbında zıtlık varsa önceliğiniz şıklarda zıtlık aramak olsun. Zıtlık ara ve bu zıtlık da anlamsal olarak bir bütünleme. Yani yukarıdaki soru kalıbıyla aynı olması lazım. Yani ben bir yerde zıtlığı şu şekilde veriyorsam, çok çalışmama rağmen kazanamadım diyorsam, aşağıda da çok çalıştım ama kazanamadım. Aynı anlam diziliminde vermen lazım. Ya da şu şekilde veremez mesela. Kazanamamama rağmen çok çalıştım. Olmaz. Çok çalışmana rağmen, yani oradaki zıtlık çalışmanda olacak, kazanamadın olacak. Zıtlığın yeri de bizim için önemli. Soru kalıbında zıtlık varsa önceliğimi zıtlığa veriyorum. Soru kalıbında neden sonuç bağlacı varsa önceliğinizi neden sonuca verin. Bütün hepsi için geçerli. Neden sonuç ne? İşte den dolayılar, due to, because of, owing to, on account of'lar ya da because, since, as'le olan için çünküler. Hepsi için so, bu yüzdenler. Hepsi aynı kategoride. Neden sonuçta? Neden sonuç varsa neden sonuç arayacağız? Yine neden sonucun olduğu yer önemli. Bir de koşula dikkat edelim. Koşul bağlacında kategorimiz olarak zaten biliyorsunuz koşul if, only if, unless, otherwise, in case, as long as, so long as, the sürece müddetçeler, provided that'ler. Koşul varsa da koşula bir öncelik vermem gerekiyor mu? Gerekiyor. Şimdi bunlar öncelik sıralaması olarak şıklara gittiğimizde önce bağlaçları eşleştirme yapıyorsunuz. Sonrasında bazen ekleme paralel yapı bağlaçları, bazen den ziyade bağlaçları da dikkat çekici olabilir. Ekleme paralel yapı bağlaçlarımız nelerdi? İşte along with yanı sıra ek olarak, together with yanı sıra ek olarak, as well as yanı sıra ek olarak ya da işte besides, in addition. Şimdi bunları veriyorsa bunlar eşittir aslında and. Yani X ve Y. Ha X ve Y demişim, ha X'e ek olarak demişim, X'in yanı sıra demişim, fark etmez. Eşittir not only but also. Not only X but also Y. Bu da bir eklemedir. Ya da both and, hem X hem de Y. Bu da bir eklemedir. Bunlara dikkat edelim. Dersin videosu sistemden tekrar yüklenecek. YouTube'a yüklenecek. YouTube'a yüklenince şöyle tekrar bir notlarımızı alalım hocalarım. Daha çift dikiş olsun. Onun dışında yazım çok çirkin. Bu yazıyı atmaya utanırım. Şimdi onun dışında neye dikkat edin? Eklemeyi tamam. And'de de verebilirim. Not only but also da verebilirim. Both and'de de verebilirim. Onun dışında bir de rather than'ler var. Than ziyadeler var. Şimdi rather than'le yanı sıra ek olarak aynı şey değildir. X'ten ziyade Y diyorsam X'ten başka Y. Other than diyebilirim. Ya da işte instead of diyebilirim.
in place of diyebilirim. Bunlar farklı. X'ten başkaya, X'in yerine ye, X'ten ziyadeye şeklinde bir kullanım aramamız lazım. Yani bu bir farklı kullanımdır. O yüzden bağlaçların bu kullanımlarına dikkat. Tek başına bir or görüyorsanız, X ya da Y diyorsa özellikle bu oradan çok rahat bazı sorularda 3 şık eleyebiliyoruz. X ya da Y diyorsa aşağıda da X ya da Y'yi görmeniz lazım. Ama bütün şık dizilimi X and Y şeklindeyse o zaman yapacak bir şey yok. Ama 5 şıkkın 2 tanesini orla verdiyse o zaman önceliğiniz o 2 tane şıkta olacak. X ya da Y'yi verdiği either orla da verebilir bunu. İşte X or Y, either or şeklinde de kullanabilir. İlla bu oru görmen lazım. Bütün şık diziliminde end varsa yapacak bir şey yok ama iki şık diziliminde ya da üçte bir or kullanması önceliğini tabii ki de o orluya vermen lazım. Küçücük bir kelimeden bile bir soru bir anda çözülebiliyor. Tamam, bağlacı tekrarını yaptım. Başka neye dikkat edeceğim? İkinci olarak kesinlikle sıfata ve zarfa odaklanmamız gerekiyor. Şimdi bir kelimenin, bir cümlenin anlamını eksik vermemek için o cümlede kullanılan zarfı, o cümlede kullanılan sıfatı aşağıda eş anlamlı olarak arayacağız. Yani ben bir meseleden bahsederken issue, nasıl bir mesele? Challenging, zorlu, zor bir mesele. Şuraya bir sıfat atıyorsam bu sıfatın karşılığını aşağıda aramanız lazım. Problem nasıl bir problem? Zorlu bir problem, challenging diyebilir, tehlikeli diyebilir. Yani eş anlamını ara. Eş anlamını ara diyoruz. Aynı şekilde bu zarflar için de geçerli. Tamam? Zarflar için de geçerli. Yani increasing diye verdiyse yukarıda increasing diye eş anlam. Hızlı bir şekilde rapid diye verdiyse hızlı bir şekilde eş anlam. Kesinlikle sıfat ve zarfların eş anlamlarını arıyorsun. Üçüncü olarak miktar yapılarına dikkat ediyoruz hocalarım. Miktarlara dikkat. Yani miktar yapısı çok fazla göz önüne alınmayan bir durum ancak göz önüne alsanız çok rahat tıkır tıkır şikeleyebilirsiniz. Tam diyorsa tam demen lazım. Bütün hepsine atıf yapıyorsa, all diyorsa every'ye eş anlam vermen lazım. All eşittir every aslında bir yerde. Buna dikkat edin. Her bir birey diyorsan bütün herkese anlam katıyorsunuz. Ya da çokluk miktarlarından kullanıyorsam, a number of diyorsam, çok sayıda diyorsam, a great deal of diyorsam, çok büyük miktarda demektir. Bunları bilmiyorsak da kesinlikle bir yazalım. Çok demek bunlar. A great amount of, a growing body of. Çok büyük miktarda. Bunlar bizim için önemli. Plenty of. Bunlar çok demek. Çokun karşılığını a lot of. Aşağıda görmen lazım. Miktarı vermen lazım. Yalnız şuna dikkat etmenizi istiyorum. Quite a few yapısı. Az demek değildir. Şöyle sileceğim. Hepsi gidecek. Bak şimdi. Ta neredeki gitti? Şuradan. Quite a few. Normalde few çok az demek, yani quite a few oldukça az değil. Dikkat edin. Quite a few çok demektir. Bu da ayrı bir kenarda bilgi olarak dursun. Miktar yapısında bizi yanıltabilir. Çok demek anlamına geliyor. Normalde few little az demek, azıcık demek, yeteri kadar az demek. Ama quite a few çok anlamında kullanılıyor. Bunu da bir kenara not edelim. Miktarlar önemli. Miktarlar gibi dikkat etmem gereken bir diğer yapı da zamanlar. Yani zaman dediğin, ben İkinci Dünya Savaşı boyunca mı diyorum, önce mi diyorum, sonra mı diyorum, o zamana kadar mı diyorum? Bunların önüne gelen prep kullanımları da bizim için önemlidir. Mesela 1980'ler prior to diyorsa, 1980'ler öncesi demektir. Bu öncesini vermen lazım. 1980'lerle bu ne olmaz? Eşit olmaz. After, before kullanımlarına dikkat etmeniz lazım. During yapılarına dikkat etmeniz lazım. Diyorsam ki mesela 1990'lar boyunca. Şimdi 1990'lar boyunca diyorsam bu eşit değildir. Neye? 1990'lara kadar. Until. Buna eşit değildir. Çünkü 1990'lara kadar öncesine atıf yapar. 1990'lar boyunca dersen o sırada, o esnada olur. İşte bu ufak bilgiler bizim için hayati derecede önemli olacak. Zamanın öncesi mi sonrası mı, o dönem boyunca mı? Miktar az mı çok mu, ona dikkat ediyorum. Sıfata, zarfa dikkat ediyorum. Bağlaça
dikkat ediyorum. Dördüncü olarak dikkat etmemiz gereken kelimeler more than karşılaştırmaları, yani komparatif ve süperlatifler. More than'lere, less than'lere, ir ya da er ile oluşturulmuş. İşte happier, daha mutlu mu? Ya da işte bigger, daha mı büyük? Bu daha vurgularına dikkat ediyoruz, daha az daha çoklara ve süperlatiflere dikkat ediyoruz. Çünkü eğer ki ben bir cümlede süperlatif kullanıyorsam, yani the most diyorsam, bir şeyin eninden bahsediyorsam, the first diyorsan, bir şeyin ilki diyorsan, en büyüğü diyorsan, burada süperlatifin karşılığını kesinlikle vermen lazım. Süperlatif karşılığını şıkta ara diyorum. Şıkta ara. Şimdi süperlatif karşılığını şu şekilde de verebilir. Ben dersem ki Ankara Türkiye'nin en sıkıcı şehridir. Şimdi Ankara Türkiye'nin en sıkıcı, the most boring, en sıkıcı, tamam, ya da the most crowded, en kalabalık vesaire. İşte en büyük, en çirkin, fark etmez. Şimdi burada bunu veriyorsan komparatifle de karşılığı gelebilir. Ankara'dan daha başka sıkıcı yer yoktur dersem, there is no place. Ankara'dan başka vurgusu yapıyorsam aynı şey söylemiyor muyum orada? Aynı şey söylüyorum. O yüzden bazen anlama da dikkat etmemiz, çevire de dikkat etmemiz lazım. Komparatif, süperlatif ve eş anlam verebilir mi? Aynı anlama gelebilir mi? Gelebilir. Onun dışında bunlar benim dikkat etmem gereken noktalarım. Cepte mi cepte? Komparatif yaparken ez ya da so ez yapılarına da dikkat edin. Aslında bu ez nokta nokta ez ya da so nokta nokta ez yapıları da aslında bir nevi komparatif. Eğer ben bunları olumlu cümlede, olumlu şekilde kullanıyorsam, ki sadece olumsuzda kullanıyoruz. Ne kadar vurgusu yapıyorsam aynılık anlamı katarım. İle aynılık anlamı katarım. Dersin ki mesela X is as ne olsun called as Y. Şimdi burada X ve Y X'dırdır nedir? Y kadar soğuktur. O zaman X eşittir Y. X ve Y aynı. Aynıdır. The same as vurgusunu kullanabilirsin. İle aynı. Ancak ben şöyle bir şey dersem, X isn't, X değildir, so called as Y dersem ne olacak? X değildir, Y kadar soğuk. Y kadar soğuk değil. O zaman X eşit değildir, Y oldu burada. Ve anlam şu, Y kadar soğuk değil. Y kadar soğuk değil oldu X. O zaman Y daha soğuk. X Y kadar soğuk değilse Y daha soğuk. Ben bunu şöyle de atabilirim. Y colder than X, değil mi? Y X'ten daha soğuk. Burada bir komparatif yapabilir misin? Yapabilirsin. Anlamdan şunlar çıkıyor. Y daha soğuk. Ya da X daha sıcak. Daha sıcakları, daha soğukları warmer, colder veremez mi? Komparatif veremez mi? Verebilir. Demek ki ben burada bir isn't, olumsuz bir çekim atarsam bu so ezle ezezde, sen aslında orada bir ne yapıyorsun? Komparatif yapıyorsun. Yani komparatifi aramanız lazım aşağılarda. Bunlara da dikkat edin. Anlaştık mı? Anlaştıysak eğer, demek ki restatement, yani yakın anlam, İngilizceden İngilizceye çevirdi. Yakın anlam yapıyoruz. Asla Türkçe İngilizce gibi düşünmeyin. Yakın anlamda birbirine en yakın anlamlı olanı işaret edeceğiz. Birebir aynı olmasına gerek yok. En yakını hangisiyse. Onun dışında bağlacı dikkat et diyor. Bağlaçları eşleştir diyor. Onun dışında sıfatlara, zarflara dikkat et diyor. Miktarlara dikkat et diyor. Zamanların önündeki preposition kullanımlarına, önceliklere, sonralıklara, o sırada mı, onlara dikkat et diyor. Onun dışında bu komparatif süperlatiflerin karşılığına geldiğinde çeviriye birazcık dikkat et diyor. Hangisi hangisinden daha az, hangisi hangisinden daha çok, yerlerine dikkat et diyor. Soruyor. Ona göre tıkır tıkır çöz diyor. Şimdi sorumuza gelelim. 2018 YDS'lerinden şöyle bir baktığımızda 68. soruya bir bakıyorum. Ne görüyoruz? Öncelikli olarak bağlacı bir çiz. Bağlacı çiziyorum. While'ı çizdim. Şimdi mekanda diyor ki burası iken zıtlık da olabilir. İken zaman da olabilir. Özellikle while'da bir 2022'de miydi, yanlış hatırlamayayım. While'a dikkat edin. While'ı as iken zaman olarak da kullanabilirsin bu noktada. As iken zaman olarak kullanıyorsam, sadece zıtlık bağlacı değil çünkü bu. Hem bir iken zamandır hem de iken zıtlıktır. Ben burada zaman olarak ikeni as'le verebilirim yaparken, tam o anda. When, the'ında ile verebilirim.
zamansal olarak kullanabiliyorum. Zaten zıtlık ramenler olabilir, Oldo Even Domates olabilir, diğer ama fakat zıtlıklar olabilir ama while iken zaman olarak da kullandığınıza dikkat edin. Şimdi Hollanda'dayken John Locke had time, zamanı sahipti, tamamlamak için en ambrof yakalıyorum. En ambrof miktar mı? Miktar. Çok sayıda önemli işleri tamamlamak için zamana sahip. Şimdi şurada nasıl işler bunlar? Established oluşturan, onun ününü bir İngiltere'nin önde gelen foremost'u yakalan. Önde gelen siyasi teorisyeni olarak. Şimdi bir, önde gelene karşılık gelecek. İki, en ambrof'a karşılık gelecek. Buradaki while zıtlık mı zaman mı? Buradaki while zaman. Oradayken zamana sahipti. Hollanda'dayken zamana sahipti diyorum. Yani burada bir zıtlık kullanabilir miyim? Kullanamam. Bir zıtlık bağlacına öncelik vermiyorum. Şimdi tamam, Hollanda'dayken zamana sahipti. Çok sayıda işi tamamlamak için. Nasıl işler bunlar? Onun ününü bir İngiltere'nin önde gelen siyasi teorisyeni olarak ününü inşa eden işleri tamamlamaya zamana sahipti. Şimdi cümleyi anladım. Anlamasam ne yapacağım hocam? Bu valinin iken zaman olduğunu fark edeceksin. Çünkü iki cümle kurmamış, iki tane öznesel zıtlık vermemiş, iki tane fiilsel bir zıtlık yok. Tek bir cümle vermiş. Hollanda'dayken, Hollanda sırasında, Hollanda'da durduğu sırada, esnada, bu zamana vurgu yapıyorsun. Şimdi önce bir miktarı ve sıfatı bul. Miktarı veriz iken zıtlığa gitme zaten. Bu zıtlık. Buna öncelik vermiyorum bak. Bursa'ya baktığımda şöyle bir ne görüyorum diye baktığımda famous for ünlü olan İngiltere'nin siyasal teorisyeni. Ama hani foremost önde gelen dememiş. Yani foremost önde gelen leading, önde gelen ünlü, hani en önemli bu foremost'a the most'a da karşılık verebilirsin. Öyle bir şey yok. Hani harcadı some time demiş, biraz zamanını harcadı. Miktarsal olarak biraz zaman mı harcadı? Hani zamanı vardı diyorum. Onun dışında en önemli işlerin bazıları demiş bak. Miktar yanlış. Çok sayıda önemli işi tamamladı. Bunu da gönder. Miktarlar yanlış. Ceyhan'a baktım. O Hollanda'da kaldı. Durinkwich bu süre boyunca gelebilir. O tamamladı most of his important work. Şimdi işlerinin önemli kısmını. Buradaki most birçok anlamında kullanılıyor. Buraya da dikkat etmemiz lazım. Çünkü the most demek başka bir şey, most of demek başka bir şey. The most diyorsan bir şeye, yani the belirteci atıyorsan bu endir. Yani bir süperlatiftir. Ama most of ya da most direkt the olmadan bu ne oluyor? Miktar olarak birçok oluyor. İkisini karıştırmayalım. Şimdi bu bağlamda bakacak olursak, orada gördüğünde onun önemli işlerinin çoğunu mu tamamladı yoksa çok sayıda önemli iş mi? Sıfatın en ambroftu. Çoğu değil, çok sayıda. O yüzden buraya da bir ne yapıyorum? Virgül soru işareti koyuyorum. Onun dışında en önemli siyasal teorisyenlerinden biri mi? Biri değil. Önde gelen en önemlisi. Önde geleni en önemlisi. O yüzden bu da gitti bak. Gel buraya. Hocam evet Tengsu'nun karşılığı yok. Sayesindelik bir şey yok. Diğerlerine bakalım. Birçok önemli iş. Several, a number of karşılık gelebilir. Several birçok demek çünkü. Birçok önemli işi bitirmesi sayesinde Hollanda'da kaldığı sırada esnada during while eşleştirebilirim. John Locke oldukça quite a name, bir ünlü isim yaptı kendisi için. Önde gelen siyasi teorisyen olarak. Şimdi leading foremost eşleşti. During while eşleşti. Several a number of eşleşti. Bu bir dursun. Burada bir sıkıntı yok gibi. Sonra Edirne'ye baktığımda sayısız önemli iş countless a number of eşleşir. Bir dursun. Onun dışında diğerine baktım. One of the most prominent. En önde gelenlerden biri mi yoksa önde gelen mi? Foremost tek başına önde gelendir. Biri yok. Önde gelen demen lazım. Bak miktardan, sıfattan beni direkt doğru cevap nereye atıyor? Denizli. Hocam Tengsu'nun karşılığı yok. Evet yok. Ama en yakın anlama geldiğinde diğerlerinde sıfatların karşılığı yok. Onun dışında yanlış olur zaten. En önemli siyasal teorisyen olarak dedin ama burada baktığımda veres iken zıtlık var. Ben iken zıtlık aramıyorum. Zaman arıyorum. Oradaki while during anlamı katıyor. As anlamı katıyor. The'ında anlamı katıyor. Gönder. Buraya baktığında biraz zaman yok.
ya da onun önemli işlerinin bazıları yok. Hani önde gelen yok. Ünlü ol, ünlü olan demiş. O da gitti. Buraya geldiğinde en önemlilerinden biri değil, en önemlilerinden biri değil. En önemlisi demen lazım. En yakın anlamında olur. Deniz olur. Aslında bu kadar basit. Okuduğunu anlayamasan dahi, kelimeyi bilmesen dahi onun sıfat olduğunu, zarf olduğunu çıkarabilirsin ve onun karşılığını bulmaya çalışırsın. Şimdi delicately bunun ne demek olduğunu bilmiyorsun diyelim. Yani soruyu çözerken ne demek olduğunu bilmiyorsun ama bir şekilde oyulmuş. Nasıl bir şekilde? Bunun karşılığını vereceksin diye. From bir mamutun kafatasından oyulan Lady of şu. Keşfedildi nerede? Güneybatı Fransa'da. Ne zaman? 1894'te. Tamam. Şimdi benim burada bir zarf karşılığını görmem lazım. İki. Ve among arasındadır. Oldest. En eski representation. Temsilcilerinin arasındadır. Bir insan yüzünü. Şimdi şu kullanıma dikkat etmenizi istiyorum. En eskilerin arasındadır diyorsan en eskilerinden biridir değil mi? Değil mi? En eskilerin arasındadırsa başkaları da var. Ve bu en eskilerinden biridir anlamı katıyorsun aslında. Bu bağlamda bakmamız lazım. Şimdi şıklara gelelim. Adana diyor ki en eski temsilcisi. Hayır. En eski temsilcisi değil. Arasında en eskilerinden biri. O yüzden burada patladın zaten. De buraya direkt gönder bizi. Bu bir gitti. Sonra bu temsil etti en eski insan yüzünü. En eskilerinden biri temsil eden. Gene biri lazım mı? Made from yapıldı. Neyden? Hassas demek aslında bu. Delicate, deli sesi. Hassas, kırılgan, narin bir şekilde. Hassas bir şekilde ayılan, oyulan ve ortaya çıkarılan. Şimdi tamam buraya kadar güzel gibi görüyorsun ama en eskilerinden biri değil. Bu en eskileri değil. En eskilerinden biri olması lazım. Among arasındaysa biridir. Bu da gitti. Sonra bulundu 1894'te. Tamam, keşfedilmesi doğru. Güneybatı Fransa'da. O da doğru. En eskilerinden biri demiş bak. Among the oldest. Among the oldest eşittir one of the oldest. Güzel, kalsın diyorum. Şimdi arasında olan birçok. Şimdi birçok hassas kafatası. Kafatası hassas değil. Hassas bir şekilde oyulmaya zarf atman lazım. Burada bir yanlışlık var zaten. İkincisi en eskisi değil. En eskilerinden biri olması lazım. Burada bir yanlışlık var zaten. Bu da gider. Doğru cevap direkt ne olur? Ceyhan olur. Among ne demekmiş? Arasındaysa en eskilerin arasındaysa en eskilerinden biri demektir. Bunlar gene bizim karşımıza gelecek mi? Gelecek. Geldi mi 70'e? Şöyle bir bakıyoruz sana. Buradaki while iken zıtlık mı iken zaman mı? Önce bunu bir oturtturmamız gerekiyor. Bir çeviriye dikkat edelim. İki virgülle bölmüşsün. Virgülle böldüysen birinci cümlem, ikinci cümlem olarak ayırt etmem lazım. Şimdi professional advertisers. Profesyonelin zarfat olduğunu unutmayıp altını çiz ve bunun karşılığını ara diyor. Tamam. Profesyonel reklamcılar, scoff and at the idea. Şimdi fikre scoff kelimesini bilmiyorsan bir dur. Bunlar böyle yaparken genel kamu yani sıradan insanlar kamu seems to assume that şunu farz etme eğiliminde. Şimdi buradaki zıtlık bağlacı. Neden? İki farklı özneyi aynı cümlede kullanmışsın. Uzmanlar böyle yaparken işte kamu böyle yapıyor diye. İken zıtlık olarak kullanmam lazım bunu. Tamam. Kamu ne düşünüyor? Subliminal reklamcılık widely zarfların altını çiziyorum. Büyük ölçüde ve etkin bir şekilde uygulandığını düşünüyor. Şimdi büyük ölçüde etkin bir şekilde uygulandığını düşünüyorsa bunun etkin olduğunu düşünüyorsa bunlar etkin olmadığını düşünürüz zıtlıkta muhtemelen. O zaman bu scoff kelimesi ne demek? Küçümsemek, alay etmek anlamında kullanılan bir kelime. Kelimeyi bilmeseniz daha yorum yaparak çıkarabilir misiniz? Artı bir kelime mi, eksi bir kelime mi? Çıkarabilirim. Şimdi uzman reklamcılar bunu küçümserken, fikri küçümserken kamu bunun etkin mi geniş ölçüde uygulandığını düşünüyor. Şimdi ben önce şu zarflara bir dikkat edeyim ve zıtlık bağlacına dikkat edeyim. Şimdi Adana'da böyle bir zarf var mı? Sıfat karşılığını vermiş. Yaygın, widely, efficient, etkin demiş. Bir dursun. Despite the fact that zıtlık vermiş, bir dursun diyorum.
Bursa'ya bak, ez için çünkü dıkça dikçe diye kullanılan bir bağlaç. Bir zıtlık kullanımı yok. Uzman reklamcılar Price övdükçe bu kavramı. Şimdi birincisi övmüyorlar, küçümsüyorlar. İkincisi dıkça dikçe değil iken. Yani iken zıtlık araman lazım. Zaman da değil. Buna öncelik veremez. Gönder gitse. Onun dışında uzman reklamcılar appear to be pricing övüyor gibi gözüküyor. Sübliminal reklamcılık genellikle uygulandığını düşünüyor. Şimdi hani bunun zıtlığı nerede? Bir varsayım yaygın bir şekilde kamu tarafından tutulur. Hani bunun zıtlığı nerede? Ben zıtlığını göremedim. Sen bir zıtlık bağlacı görebildin mi Ceyhan'da? Yok. Bir öncelik veremem buna. Denizli'ye bakayım. Bir zıtlık var mı? Şurada bir oldu'yu vermiş. Bu oldu bir dursun diyor. Onun dışında sıradan insanlar inanıyor subliminal reklamcının extensively eşittir widely, successfully eşittir effectively uygulandığı neye rağmen reklamcılar laudet. Bu kavrama gülmesine rağmen, alay etmesine. Dursun. Edirne'ye baktığımda burada bir zıtlığı vermişsin güzel. Etkin bir şekilde ama hani bunun yaygını? Nerede bunun yaygını? Nerede bunun yaygını? Yok. Etkin var ama yaygın eksik kalmış bak. Kamu düşünür şunu. Bazı insanlar birincisi some people'a dair bir şey yok. Nasıl insanlar make use of subliminal reklamcılığı kullanımını yapan insanlar etkin bir şekilde yok. Böyle bir şey yok. Etkin bir şekilde ve yaygın bir şekilde kullanıldığını düşünüyor demen lazım. Eksik kalmış gönder gitsin. Şimdi Adana mı Denizli mi? Odak noktam bu olacak. Ya cevap Adana, ya cevap Ceyhan ya da Denizli. Ancak şöyle bir şey var ki, Ceyhan'da ben bir zıtlık bağlacı göremedim. O yüzden önceliğimi Adana'yı Denizli'ye veriyorum. İkisi arasında baktığımızda diyor ki uzman reklamcılar ridicule, aptalca görürler. Kamunun for believing inandığı için yaygın ve etkin subliminal reklam kullanımına inandığını aptalca görmelerine rağmen kamu hala ısrar eder bunu düşünmekte mi? Asıl vurgu bu mu? Yoksa bunlar kamu yoğun bir şekilde, etkin bir şekilde subliminal reklamcılığın uygulandığını düşünür neye rağmen uzmanlar buna gülmesine rağmen. Şimdi asıl cümle burada hala yok. Halaya karşılık bir yapı yok. Israr ederler gibi bir fiilim yok. Doğru cevabım ne olur? Denizli olur. Anlaştık mı? Geldim 71'e. Edirne neden olmadı? Çünkü zıtlık var ancak etkin bir şekilde hani bunun yaygın bir şekilde. Ya. Geldim 71'e. Anladın hocam. Tamam. Şöyle bir bakıyoruz. The year is following. 1789 devrim Fransa'daki devrim yılları takip eden yıllar yani following'e dikkat edin. Takip eden yıllar. Broad getirdiler büyük upheaval. Bu upheaval kelimesi çok önemli bizim için. Kargaşa, karışıklık demek siyasal olarak. Kargaşa, karışıklık olumsuz bir kelimedir. Massive, büyük bir upheaval, bir kargaşa getirdi Fransız toplumunun. Which in turn ki bu da karşılığında produce üretti profound, önemli derin değişimler üretti kıyafet ve modada. Şimdi kıyafette ve modada değişim olmuş ama profound, önemli değişim olmuş. Massive, büyük bir kargaşa olmuş. 1789 ihtilal sonrasındaki yıllar, sonrasındaki yıllar. Bu cümlede herhangi bir zıtlık bağlacı görebiliyor musunuz? Ben bu cümlede bir zıtlık bağlacı göremiyorum. Zıtlık bağlacının olmadığı yerde zıtlık bağlacını neden kullanayım? Adana'ya öncelik vermem. Bursa'ya baktığında Bursa'da neler görüyorsun? Neleri aramam lazım? Bir, büyük bir kargaşa, önemli değişimler. Bunları arayacağız. Şimdi Fransız İhtilali 1789'da sebep oldu bir dizi ciddi disturbance, bozukluklara, rahatsızlıklara insanlar arasında Fransız toplumunda. Şimdi ciddi bozukluklar engeller değil de önemli değişimlere sebep oldu bu. Onun dışında ve bu sebebiydi the reason why bir şeyin sebebi diyorsan bir neden sonuç bağlacı ararsın. Fransa'nın izin vermek zorunda olduğu. Het doluk bir şey var mı? Yok. Temel ve önemli değişimler. Tamam profound change var ama iki tane sıfata gerek yok. İkincisi zorundalık yok. Onu gönder. Ceyhan'a baktığımızda şöyle bir
If it weren't for, olmasaydı. Şimdi olmasaydı kalıbı var mı ya? Böyle bir bağlaç girişim var mı? 1789'da Fransa'da ihtilal olmasaydı eğer. Böyle bir şey yok. Olmasaydı. Bu anlam yok. Bir öncelik verme. Koşulun yok zaten. Ya cevap Denizli ya cevap Edirne. İkisinden birine bakıyorum. Şimdi diyor ki 1789'da Fransa'da ihtilalden after it wasn't until after. O zamanın kadar sonrasına kadar. Sonrasına kadar gibi bir yapım bilmiyorum. Bu kafanı karıştırmak için yazılmış gibi. Bir dursun bakalım. 1789'da Fransa'da devrim demişsin. Tamam. What contribute? Fransa'daki devrime katkı sağlayan şey temel değişimlerde. Major profound. İşleştirmeye başlıyorum. Kıyafet ve modada. Ki bu da result from neyden kaynaklanıyordu? Huge, büyük bir confusion. Büyük bir karışıklık. Massive, eş anlam geliyor. Ney tarafından deneyimlenen? Fransız toplum tarafından o zaman deneyimlenen karışıklıktan kaynaklanıyordu. Bak Denizli mi Edirne mi? Buna burada diyor ki it wasn't until after. Fransız devriminin sonrasına kadar Fransız toplumu deneyimlemedi önemli değişimler. Şimdi not yapısı içeriyor olumsuz çekimler. Kıyafet ve modada neyden dolayı? Den dolayılık bir şey var mı? Devasa kargaşıklıktan dolayı. Turmoil bu kelime eşittir. Upheaval, siyasi kargaşa, karışıklık anlamında ekonomik olarak da gelebiliyor. Bu dönemde üretilen kargaşadan dolayı. Şimdi neden sonucu mu var? Bağlaç olarak. Yoksa bir sonrasına kadar sonralık bir şey var mı? Hani after sonra demişsin ki 1789'da Fransız ihtilali sonrasına kadar mı olmadı? Yoksa takip eden yıllarda mı? Sonraki yıllarda mı? Denizli mi Edirne mi dersin? Şurayı da following'e dikkat. Ama orada bir following var. Ona dikkat edeceğiz. Yani sanki Denizli güzel gibi ama şu following ne bir veriyor bana? Following sonrası. Çeviriye baktığında duty yok. Doğru, haklısın. Burada bir duty'nun karşılığı yok. Ama şurada zamandan geliyor bak. Şurada sonrasına kadar sonrası vurgusunu hangisi verir? Bu birazcık dikkat edilmesi gereken bir soru olmuş. O zaman aynen. Şöyle bir baktığımızda evet hocalarım burada bir duty neden sonuç bağlacı yok ama karşılığında intern yapısı var. Karşılığında, bunun karşılığında. Which bazen ki bu da vurgusu da verebilir. Hani bazı çeviri sorularında ki bu da deyip geçiş yapardık. Ki bu da şuna sebep oldu, ki bu da buna sebep oldu, ki bu da şununla ilgilidir diyerek. İşte buradaki which yapısına bazen dikkat etmemiz gerekiyor. Çeviri sorusunda da özellikle ki bu da çevirisine. Due to intern karşılığında devasa şuradaki kargaşadan massive vurgusunu vermiş. Aslında ikisi de doğru ama yanlış olan nerede ya da eksik olan nerede? Şuradaki after istiyor. Sonrası dediği için 1789'da Fransa'daki ihtilal sonrasındaki yıllar getirdi büyük kargaşa. Ki bu da karşılığında üretti. Yani bundan dolayı büyük değişimler oldu ki bu da karşılığında diyerek aslında orada bir den dolayı vurgusu veriyorsun. After'ı da following'e eşleşiyor. Cevap ne oluyor? Edirne. Çevirmeye kalksam Denizli daha doğru. Ama eksiklik var mı? Eksiklik var oluyor. Anlaştık mı? Restatement soruları işte bu şekilde çözülür. Ha bazı sorularda birebir aynı eşleştirme olmayabiliyor. En yakın anlama gidebiliyoruz. Ama eğer ki ben çeviri değil de mesela bu soruda direkt bir eşleştirme üzerinden yol alsaydım. Direkt Edirne'ye gider miydim hocam? Giderdim. Çünkü if yok. Onun dışında ben burada hani although zıtlık bağlacı kullanmadım. Onun dışında had to zorundalık vurgun yok. Hani burada herhangi birine vermemiş mesela. Ciddi, ciddi değil, ciddi bozukluk değil, önemli değişimler demen lazım. Onun dışında hani şurada bir despite rağmen vermiş ama if yapısıyla alakalı, olmasaydı eğer yapısıyla alakalı bir durumum yok. Denizli Edirne arasında kalırdı. Eşleşme hangisinde daha sağlam oluyor? Tamam, huge var cepte. Major change var cepte. Burada da aynı şekilde devasa, massive eş anlamlı gelmişsin. Dramatik change, dramatik eşittir, profound, belirgin, derin, önemli değişimler ikisinde de var. O zaman nereye bakacağım? Birazcık daha inceleyeceğim. After, following, sonraki. O zaman dersin ki doğru cevap ne olur? Edirne olur. Tamam mı?
Son haftayı kapacak mıyız yine? Son hafta kamp yapacağız hocalarım. EYDS kampımız var biliyorsunuz, sınav kampı üzerinden 5 gün boyunca önümüzdeki ikisine kadar, yani sınava kadar 5 gün boyunca yapacağımız bir kamp olacak. O yüzden bu kampı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Kampın içinde zaten denemeler daha önce yapılmış, EYDS çıkmış soruların çözümleri söz konusu. Ama kampta birazcık daha tekniksel yaklaşacağız sorulara. Yani şöyle bir kamp hazırlıyorum. Mesela paragraf soru çözümü yaparken baştan sona paragraf soru çözümü yapacağız gene, ama öncelikli olarak işte kelime sorusu çözümü, paragraftaki kelimeyi nasıl bulurum? İşte yakın anlam sorularına nasıl yaklaşırım? Ya da işte bir paragrafta main layout'u nasıl bulurum? Bununla alakalı sorular nereden gelmiş? Paragrafın neresinden çekmiş cevabı? Bunun üzerine bir çalışma hazırlıyorum. Onun dışında işte restatement sorularını çözerken çıkmışlar ne şekilde eşleştirme yapmış? Bir daha karşımıza ne şekilde gelecek? Ya da işte kelime sorularında en çok hangileri kullanılmış? Kelimeler olarak bilmemiz gerekenler, bunların eş anlamlıları, en son yapılan YDS, EYDS, YÖKDİL, YKS dil fark etmez. Yeni gelen kelimeler, paragrafın içinde kullanılan kelimeler. Yani mesela Instagram'ı takipte kalın. Hani perpetuate kelimesi bir paragrafın içinde sorulan ama bize kesinlikle YDS sınavında normal kelime sorusunda gelecek o. Ya da işte palpable kelimesi EYDS'de soruldu. Gene kesin gelecek. Ya paragrafın içinde ya da işte gene clause testinin içinde o kelime gene gelecek. Yani birazcık günceli takip ederek, en son yapılan sınavları takip ederek, öğrencilerin genellikle bilmediği, erişemediği, farkına varamadığı durumları analiz ederek oluşturduğum bir kamp olacak bu. Hani farklı bir kamp olacak. Hani sadece odağımız soru çözüm odaklı değil. Onun yanı sıra en son güncelde neler olmuş, neler değişmiş, neyi ne şekilde kullanmış, hangi kelimenin ikinci anlamını kullanmış, hangi kelime daha çok doğru cevap olmuş, hangilerini kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bir hafta boyunca bu şekilde çalışacağımız bir kamp olacak bu. 3 gün ben, 2 gün Gözde Hocam gelecek. Materyalleriniz zaten bir yandan oluşturuluyor. Yoğun bir kamp olacak. EYDS biraz zor bir sınavdır. Özellikle Kasım sınavını ben kolay bekliyorum demiştim Ekim sınavından sonraki. Öyle de oldu. Çok rahat. Hani Ekim sınavında 68-75'lerde kalanlar, işte sınırda kalanlar çok rahat 80'lerin üzerine çıkabildi. Ama Aralık sınavından korkun derim. Aralık sınavı çok rahat, çok kolay olabilecek bir sınav olmayabilir. Çünkü genel bakışa geçen seneye, ondan önceki seneye dikkat edersek genelde öyle oluyor. Aralık sınavları çok kolay sınavlar olmuyor. Ancak sağlam çalışırsak, dikkatli çalışırsak, neyi nasıl bilmemiz gerektiğini odaklanırsak, neyi de çok fazla bilgiye sahip olmam lazım, neyi çok gereksiz diye düşünürsek, yani bunların ayrımını yaparak çalışırsak bizim için daha faydalı olur. Dediğim gibi kampa gelmediysek eğer pazartesi günü başlayacak, cuma gününe kadar full kamp yapacağız 19:30-22:40 arasında. Kaçırmayın derim. Dediğim gibi farklı şekilde çalışmalar olacak. Daha önce üzerine çalışmadığımız sorular, İşte daha önce çözmediğimiz sorular, daha zor, bir iki katı, üç katı daha zor, daha uyanık olmamız gereken sorular üzerinden çalışacağımız bir kamp olacak. Tabii ki harmanlayacağım. Çıkmışlar da bak bu şekilde gelmiş. Bak bu soruyu buna şekilde çözüyoruz diye. Önce bir çıkmışların geliş şekillerini, mantığını kavrayın diye şöyle bir toptan bir şekilde her soru çözümünde bir göstereceğim. Sonrasında bol bol soru çözümü yapacağımız bir kamp olacak. O yüzden kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum hocalarım. Burada çözdüğümüz gibi aslında biz sistem A bak upheaval massive huge ile eşleştirmiş, işte following after ile eşleştirmiş, işte bak burada zıtlık olarak değil de zaman olarak kullanmış, demek ki buna dikkat etmen lazım. İşte quite a few a number of ile eşleştirmiş, bak buna dikkat etmen lazım demek ki diyerek bir aslında bir hatırlatıcı ekle, sonra ver eline bir sürü soru şeklinde devam edeceğiz. Kaçırmayın derim. Sınav kampın üzerinden ya da benim Instagram hesabımdan, zaten orada poster de paylaşılmış. Kampı kaçırmayın hocalarım. Gene hatırlatmak amaçlı ben zaten Instagram üzerinden de tekrar bir canlı yayın açacağım. Neler yapacağımıza dair bu bir hafta boyunca bilgilendirme amaçlı. Onun dışında da sizin yapmanızı istediğim tek bir şey var. Bol bol, eğer Aralık EYDS'e gireceksek bol bol deneme çözün. Bunların hepsini bilgisayar üzerinden yapın. Kağıt kalem üzerinden değil. Bol bol paragraf soru çözümü, kelime soru çözümü, yapamadığınız skill testler üzerine yoğunlaşalım. Yapamadığımız gramer konusu, ama bu gramer konusu tense passive modal şeklinde çok fazla odaklanılmasın. Bağlaç ve preposition odaklı olun. Özellikle bağlaç odaklı olun ve kelime soru çözümü odaklı olun. Çünkü gramerin %60'ı ilk sorulardaki, %60'ı bağlaç ve kelime sorusu olacak. Anlaştıysak eğer. Önümüzdeki hafta gene online derslerle devam edeceğiz zaten EYDS'ye, bizim öğrencimiz olmayan kampta bulunmayan öğrencilere yardımcı olmak amaçlı. Ama size tavsiyem kendinize bir yapın. Kampı kesinlikle kaçırmayın hocalarım.
Önümüzdeki hafta gene kaldığımız yerden derslerde devam etmek üzere ve Ece Hoca Instagram hesabını, Ece Hoca YDS diye Instagram hesabım var. O Instagram hesabını bu hafta boyunca takip etmeyi ihmal etmeyin. Farklı kelimeler üzerinden yoğunlaşıyoruz ve her güne bir kelime soru çözümü, sonrasında uygulamaya atılıyor bunun çözümü de. Bir 5 dakikalık, 6 dakikalık. O çözümlerde de işte prep kullanımları ne şekilde, bu kelimenin başka bir eş anlamı var mı, ne şekilde gelmiş, onun üzerine de bilgilendirme yapıyorum. O yüzden sınav kanıt uygulamasını muhakkak ki indirelim ve Ece Hoca YDS Instagram hesabını takipte kalalım hocalarım. Beğenip yorum yapmak size kalmış. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Önümüzdeki başka bir... Görüşürüz. Anasına kızına, duvardaki sazına, sandıktaki bezine yandım hele. Anasına kızına, duvardaki sazına, sandıktaki bezine yandım hele.